Kıymetli dostlar, herkese selamlar. Bu videomuzda merak edilen bir konuyu ele alacağız. Birçok kişinin merak ettiği toplam alım sayısını ve kanalımızın düzeni hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Ben düzen, titizlik, işini en iyi şekilde yapanlardan yana oldum her zaman. O nedenle sizlere daha iyi fayda sağlamak için birkaç önemli konuya da yer vermiş olacağım. Beni ilk defa izleyen dostlarım için kısaca anlatacak olursak da memur olma yolunda tüm ilanları araştırıp en iyi şekilde aktarmak en önemli amacımız arasında yer almaktadır. Sonrasında mülakat çalışması ile bunu iyi pekiştirmek bonuslarımız arasında yer alıyor. Bonus diyorum çünkü bunlar normalde ücretli olarak veriliyor. Ben tamamen ücretsiz ve yardım amaçlı yapıyorum. İnşallah sizler atanmış olduğunuz takdirde dualarınız arasında yer almak en büyük gayemdir. Unutmayınız lütfen. Sizler de tüm atama ve süreçten haberdar olmak için muhakkak kanala abone olmanızı ve bildirimleri aktif hale getirmenizi tavsiye ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Konuşmak istediğim ilk önemli konu sizlere kolaylık olması için çok önemli birkaç önerme sitesi oluşturmuş oldum. Bunları size aktarmış olacağım. Hadi bunlara göz atmış olalım beraberce. Şimdi ilk önemli oluşturmuş olduğum oynatma listesi devam eden alımlar. Niye bu oynatma listesini oluşturdum? Hemen bunun bilgisini açıklamış olayım sizlere. Arkadaşlar birçok alım oluyor. Hani günde 2-3 alım oluyor. Bazen ayda 20-30 alım oluyor. Tabii işleri olan dostlarımız bunu takip edemiyor. Takip edemediği için de hangisi devam ediyor, hangisi bitti, hangisine başvurabilirim gibi önemli sorular kafasına takılıyor. O yüzden ben bu başlığı açmış olacağım. Başvurusu sona erene kadar bu oynatma listesinde yer almış olacaktır. Başvurusu bittiği takdirde o oynatma listesinden çıkmış olacaktır. Yani bu oynatma listesinde yer alan tüm videoların başvurusu devam ediyor olacaktır. Sizler takip edemediğiniz takdirde oynatma listesine gidip devam eden alımlar oynatma listesine tıklayarak kafanıza yatan veya başvuru şartlarını taşımış olduğunuz takdirde sizler başvurunuzu rahat bir şekilde yapmış olacaksınız. Bu şekilde hiçbir ilanı kaçırmamış olacaksınız arkadaşlar. Bunun dışında mülakat çalışması olduğu takdirde tüm mülakat çalışmalarını orada yer vermiş olacağım. Özellikle görmüş olduğum iki önemli videoyu da kendini tanıtma ve mülakat esnasında yapılması gereken 10 önemli kuralı da en başta yer vermiş olacağım. Onların dışında herhangi bir mülakat çalışması olduğu takdirde tümünü oraya aktarmış olacağım. Oradan da çalışmalarınızı rahat bir şekilde yapmış olacaksınız arkadaşlar. EKPS alımları oluyor mu olmuyor mu gibi sorular çok kez geldi EKPS dostlarımız tarafından. Onlar için de ayrı bir oynatma listesi oluşturacağım. Bir alım olduğu takdirde veya bir açıklama olduğu takdirde oraya videosunu bırakmış olacağım. Oradan da rahatlıkla ulaşmış olacaksınız. Meslek tanıtım videolarımız mevcuttur. Toplamda 90 adet mesleği ise aktarmış olacağım. İlk 5-6'sını aktarmış oldum zaten. Bunun da devamı gelmiş olacaktır. Artık 90 adet sınırlı kalmayabilir. Elimizden geldiğince tüm önemli ve merak edilen tüm meslekleri sizlere aktarmış olacağım. Oradan da rahatlıkla ulaşmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Yeni oluşturacağım diğer bir oynatma listesi de aylık memur ilan özetlerini size aktarmış olacağım arkadaşlar. Ekim ayı itibariyle veya Kasım ayı itibariyle, Aralık ayı itibariyle kaç memur atandı veya gelecek yıllarda hangi ayda hangi memur ilanları daha çok gelmektedir? Bunların da verisini daha kolay ortaya çıkarabilmek için hem benim için hem sizler için daha iyi olacaktır. Örneğin bir yıl sonra Ekim ayında hangi memur alımları olabilir sorusunu rahat bir şekilde cevaplayabileceğiz. Veyahut da bir yıl sonra acaba geçen yıl Ekim ayında hangi alımlar olmuştu sorusuna rahat bir şekilde yine yanıt bulmuş olacağız arkadaşlar. Oldukça işimize yarayacaktır. Hem merak edilen bir konu, acaba kaç alım oldu, kimler atandı, hangi bakanlıkların alımı oldu gibi sorular da merak ediliyordu zaten. Hem merak konusu için hem verilere daha kolay ulaşmak için ve her bakımdan daha kolay ulaşacağımız bilgiler olması maksadıyla bu oynatma listesini oluşturmuş olduğum bilginiz olsun. Memur maaşları kim ne kadar alıyor gibi sorular da çok kez geldi. Bunu henüz oluşturmadım ama ileriki süreçte böyle bir seriye de başlamış olacağım. Tüm bunları size daha iyi hizmet sunmak amacıyla ve sizlere daha iyi, daha faydalı olmak amacıyla oluşturmuş oldum. Umarım da faydası dokunmuş olur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Lütfen tüm bu emeklere karşılık tüm videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. İnşallah her şeyi gönlünüzce olsun arkadaşlar. Evet, 2021 Ekim ayı özeti hakkında bilgi verecek olursak da hangi bakanlıktan veya hangi kurumdan veya hangi belediyeden alımlar oldu sayısını ve toplam sayısını hepsini ayrı ayrı ele almış olduk. Bunların bilgisini verecek olursak da İçişleri Bakanlığı bünyesinde 5000 uzman alımı oldu. Bunun dışında Yüksek Seçim Kurulu 103 alım yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 alım yaptı.
Üniversite ilanlarından toplamda 534 alım oldu. Şimdi tüm üniversite isimlerini ayrı ayrı ele almak istemedim. Üniversite bünyesinde 534 alım oldu Ekim ayı itibariyle. Milli istihbarat alımı oldu. İhtiyaca göre sayı belirlenmiş oldu. Yani sayı belirtilmediği için de sayıyı buraya yazamadım arkadaşlar. Belediye alımları oldu 138 kişi. Diyanet İşleri Başkanlığı 7838 alım oldu. Bir küçük çapta bir büyük çapta alım oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı 210 kişi alım yaptı. Daha sonraki süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 130 alım oldu. Tenmak alımlarında 30 kişi alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 6132 büyük alımdı bu. EKPS öğretmen alımı 750 alımın yapılacağı duyuruldu Ekim ayı itibariyle. Merkez Bankası alımı 52 kişi aldı. Aile Sosyal Hizmetleri Bakanlığı 1050 kişi 2828 sayılı kanuna göre alınmış oldu. Merkezi atamalar küçük çapta merkezi atamalardı bu. Büyük alımı biz Aralık ayında bekliyoruz. 180 alım olmuş oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nda 648 subay alımı veya personel alımı veya işte destek personel alımı gibi dallarda alımlar mevcuttu sevgili dostlarım. Toplam itibariyle Ekim ayı toplam sayısı 22.845 alım olmuş oldu. Gayet güzel bir rakam ama daha da fazla olabilir. İnşallah daha da fazla alım olur. Kasım ayı itibariyle bu sayı bir hayli daha artmış olur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Peki Kasım ayında beklediğimiz ilanlar hangisiymiş? Bunların bilgisini de verecek olursak da üniversite alımlarını yine bekliyoruz. Belediye alımlarını bekliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlik çalışanı veya KYK memurluğu Kasım ayı da olabilir, Aralık ayı da olabilir. Bunun da ilanını bekliyoruz veya bir açıklamasını bekliyoruz. Bunların dışında Sağlık Bakanlığı ataması artık gelsin lütfen. Bir yıldan fazla süre oldu neredeyse. Bir yıldır bekleniyor. Sağlık Bakanlığı ataması inşallah Kasım ayı itibariyle gelmiş olur diye umut ediyoruz. Daha öncesinde Sağlık Bakanı bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Bunun da duyurusunu yapmıştım zaten sizlere videolarım arasında görebilirsiniz. İnşallah Sağlık Bakanlığı büyük ataması gelmiş olur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Merkezi alımlar yine küçük çaplı bakanlık alımları gelmiş olur diye bekliyoruz. Büyük alım demiş olduğum gibi Aralık ayında olacaktır. İşkur ilanlarını da bekliyoruz sevgili dostlarım. Evet 2021 Ekim ayı memur alım özeti bu şekildeydi. Kasım ayında beklemiş olduğumuz alımlar bu şekildeydi. Ve oynatma listesinde size aktaracağım bilgiler de bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve birçok alım olur diye umut ediyoruz. Lütfen tüm atamalardan, tüm ilanlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda bol bol alımların olması umuduyla. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.